Şimdi ağaç verilmiş. Ağacın gövdesi 2 metre. O yapraklı kısım 3 metreymiş. Şurası da 4 metre. Bizden istenen şey şu görüş açısının D noktasından tabii şuraya ağacın dal kısmına bakan dallara görüş açısı diyor. Evet, şurası. Şimdi şu açıdan bakıyor. Ağacın dallarına baktığı açı bu. Biz bu açıyı alfa dersek bizden istenen buradaki açının yani alfa açısının tanjantı. Tekrar bakıyorum, yanlış mı anlıyorum? D noktasından ağacın dal kısmına bakın. Evet, şu kısma bakın. Evet, bunun tanjantını bulacağız. Tabii burada şu açı 90 derece. Buradaki açı 90 derece. Eğer biz şu alfanın tanjantını bulmak istiyorsak, alfa herhangi bir dik üçgenin açısı olmalı. Ama burada meydana gelen, tabii şuradan şöyle aşağı doğru bir doğru çizersek, bizim alfamız buradan, şurada. Burası da bir dik üçgen değil. Dik üçgen olmadığı için burada tanjant hesaplaması yapamayız. Farklı bir yaklaşım takip etmek durumundayız. Şimdi alfayı farklı bir noktaya taşıyabiliriz. Mesela şuradaki açıya, bir altındaki açıya beta diyelim. Buraya beta diyelim. Şimdi betanın biz tanjantını hesaplayabiliriz. Karşısındaki dik kenar belli. Komşusundaki dik kenar da belli. Bunların toplamının tanjantını hesaplamak da mümkün. Alfa artı betanın tanjantı yine karşıdaki dik kenar belli, komşudaki dik kenar belli. Yani şunu yapabiliriz. Buradaki açı tanjant alfa artı beta. İkisinin toplamı alfa artı beta olacak. Bunun tanjantı karşısı 5, şurası 5. Yani şu açının tamamı alfa artı beta dediğimiz açı şu an sarıya boyadığım açı. Karşısındaki dik kenar şurası 5, komşusundaki dik kenar 4. Bunların oranı olacak. Eşittir 5 bölü 4. Şimdi tanjant alfa artı betayı biz açabiliriz. Bunun bir bağıntısı var. Trigonometrik bağıntısı. Onu yazarsak bu ifade şöyle ifade edilebilir. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir 5 bölü 4. Şimdi biz şu tanjant alfayı hesaplamak istiyoruz. Ona bir isim verelim. Böyle tanjant alfa yazarsak sürekli bize sıkıntı çıkarabilir. X diyorum ona. Şuradaki tanjant alfaya da x diyorum. Şimdi betanın tanjantı şu alttaki şu an yeşile boyadığım üçgen üzerinden tanjantını hesaplayabiliriz betanın. Bunun tanjantı karşısındaki dik kenar 2, komşusundaki dik kenar 4. Hatta şuraya yazayım. Tanjant beta 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Betanın tanjantı. Bunun değeri de 1 bölü 2. Şuraya da 1 bölü 2 değerini yazabilirsin. Şimdi buna göre işlem yapacağız. Şimdi fazla yerimizde kalmadı. Hemen şuradan içler dışlar çarpımı yaparak devam edelim. Bunu çarparsak. Şimdi 4 ile bu bölümü çarpıyorum. Burada x var. 4x olacak. 1 bölü 2 var. 4 ile çarpacağız. Direkt 2 diyebiliriz ya da yazayım. 1 bölü 2 çarpı 4. Eşittir diyorum. Şimdi 5 ile bu grubu çarpacağız. Burada bir tane 1 var. Önce onu çarparız. 5 yapar. 5 çarpı 1, 5. Yalnız bu ikisi çarpım durumunda. X bölü 2'dir aslında burası. Şurası x bölü 2. 5 ile çarpacağız. Eksi 5x bölü 2. Yani şurada gördüğümüz kısım x bölü 2. Çünkü x çarpı 1 bölü 2 burası. Şimdi x'leri aynı tarafa alalım. Sayıları da karşıya atarız. Şunlar sadeleşecek. 2 bu tarafa yollarız. Eksi 5 bölü 5x bölü 2'yi de sola alalım. Solda 4x var. Artı 5x bölü 2 eşittir. 5 bu artı 2'yi de yollayınca eksi 2 oldu. Böyle. Şimdi çarpıyorum. 2 kere 4, 8. 5 de burada 13x. Bölü 2 eşittir. 5'ten 2 çıktı 3. Şimdi uzun uzun işlem yapabiliriz. Ben direkt yazacağım. X eşittir. 2 ile 3'ü çarpıyorum. Yani bir bakıma içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 6 yapıyor. 6. Tabii x'in önünde 13 olduğu için 13'e de bölmeliyiz. 6 bölü 13 olacak. Bizim aradığımız ifade yani şu aradaki açının tanjantı 6 bölü 13 olur.